Pretplatite se na kanalot i likenete go videoto. Führerin. Karaciğer. Sus. Karaciğer çalışmıyor o zaman. Kimseye söyleme ama. Hay Hitler! Gregor Strasser. Birinci Dünya Savaşı'na üsteğmen rütbesiyle görev aldı. Birinci ve ikinci sınıf demir haç madalyalarıyla ödüllendirildi. Savaş bitince bir süre sivil işlerde çalıştıktan sonra SA'ya katıldı. O zamanlar genç bir asker olan Heinrich Himmler onun emir subayıydı. Daha sonra SA'nın bölgesel başkanlarından biri oldu. Başarısız bir rehane darbesinde o da bulundu ve hapse atıldı. Hapisten sonra Nazi Partisi'nin yerel şube başkanlığını yaptı. Nazi Partisi'ne ve Hitler'e çok destek verdi. Hitler'in yakın takipçilerinden biri oldu. Aktif siyasi hayatını bitirdikten sonra Berlin'de yaşamaya başladı. 30 Haziran 1934 gecesi birdenbire tutuklandı. Bir karargaha götürüldü. Anlatılanlara göre Bodrum katında bir hücrede şakağından ve ensesinden vurularak öldürülmüştü. Yine anlatılanlara göre hücresinden çıkan gardiyanların elinde kanlı torbalar vardı. Galiba parçalara ayrılmıştı. Onu bugün tutuklayanlar Gestapo elemanlarıydı. Kafasına sıkanlarsa SS askerleriydi. SS'in başındaki kişi ise Strasser'in bir zamanlar emir subayı olan Heinrich Himmler'di. Bu videoda Nazi Almanya'sının ve Alman işgali altındaki bölgelerin gizli polis teşkilatı olan Gestapo'yu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Hitler, Almanya şansölyesi olduktan sonra Hermann Göring de Prusya İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Hitler polis teşkilatından memnun değildi. Kendisine mutlak sadakatli olacak ve güvenebileceği bir teşkilat istiyordu. Bunun üzerine ülkedeki polis gücünün komutası kendisine olan Hermann Göring siyaset ve istihbarat bölümlerini polisten ayırdı ve kadroları çok sayıda Hitler sempatizanı Nazi ile doldurdu. 26 Nisan 1933'te Göring 2 birimi Geheime Staatspolizei yani kısaltılmış haliyle Gestapo adında birleştirdi. Göring Gestapo'nun başına Rudolf Diels'i getirdi. Daha sonra Hitler teşkilatın yetkisini ve etkinliğini arttırmak için SS şefi Heinrich Himmler'i Münih Polis Teşkilatı'nın başına getirdi. Himmler komutayı ele aldıktan sonra teşkilat üzerinde kontrolünü daha da arttırmak için başarılı bir SS komutanı olan Reinhard Heydrich'i Gestapo'nun başına getirdi. Gestapo kısa zamanda gelişmeye başladı. Mükemmel bir haberleşme ağı ve yüksek miktarda bilgiye sahip olmuşlardı. Gestapo hakimiyetini Almanya'nın her yerinde arttırmaya başlıyordu. Ama hem Hitler'in hem de Himmler'in önünde büyük bir sorun vardı. Sturmabteilung, kısacası SA. Nazilerin yükselişine büyük rol oynamış yarı askeri bir örgüt. Bir diğer adları kahverengi gömlekliler. Bu milis örgüt 1920'li yılların başında parti toplantılarının güvenliğini sağlamış, toplantıları sabote etmeye çalışan komünistlere karşı partiyi korumuştu. Hitler'in ve Nazi Partisi'nin etkinliğini arttırmış, yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı. Ancak zamanla başına buyruk ve disiplinsiz hareket etmeye başladı. Sokaklarda Yahudilere, komünistlere, sosyalistlere ve muhaliflere uyguladıkları şiddet eylemleri, kendi kafalarına göre hareket etmeleri, henüz yeni yeni politik gücünü kazanmış Hitler'i doğrudan tehdit ediyordu. SA'nın başında Ernst Röhm bulunuyordu. Bu adam zamanında Hitler'le birlikte bir rehane darbesinde bulunmuş, Hitler'le mahpus yatmış onun yakın arkadaşlarından biriydi. Ancak 3,5 milyonluk silahlı bir örgütün başında olması herhalde mabadını yüceltmiş olacak ki henüz devrimin bitmediğinden yani ikinci bir devrimin daha gerçekleşeceğinden kısacası üstü örtülü Hitler'e darbe yapacağından bahsediyordu. Bununla da yetinmedi. Ordunun SA'ya bağlanmasını istedi. Kendileri 3,5 milyon, ordu ise o zaman 100 bindi. İsteği kendisine göre mantıklıydı. Ama bu durum Alman generallerin hoşuna gitmedi. Bir de hem Göring hem de Himmler SA ve Röhm'den nefret ediyordu. Zaten Gestapo ve SS de SA'ya bağlıydı. Bu durum Himmler'in hoşuna gitmiyordu. Hitler, Alman generallerin sadakatini kazanmak ve kendisine tehdit olan bu oluşumu, başındakileri, muhaliflerini, sorun çıkartabilecek olan herkesi temizlemek için Himmler'e emir verdi. Gestapo'nun hazırladığı listedeki isimlerin üstü bir gece ansızın çizilmeye başlandı. Tarihe Uzun Bıçaklar Gecesi olarak yazılacak 30 Haziran 1934 gecesinde Ernst Röhm, Gregor Strasser, Nazi karşıtı Kurt von Schleicher, birahane darbesini bastıran Gustav von Kahr ve Nazi karşıtı gazeteci Fritz Gerlich gibi yüzü aşkın kişi Gestapo ve SS askerleri tarafından tutuklanıp Gestapo karargahlarına götürüldü ve burada infaz edildiler. Binlerce SA elemanı ve muhalif kişiler toplama kamplarına gönderildiler.
Esa'nın başı Ernst Röhm'ün infazı şu şekilde gerçekleşti. Tutuklanan Röhm, Münih'te bir hapishanede tutuluyordu. 2 Temmuz günü hücresine 2 SS subayı girdi ve masaya bir tabanca bırakıp kendisine 10 dakika süre verdi. Röhm'den kendisini öldürmesini istiyorlardı. Ancak Röhm, "Eğer öldürüleceksen bunu Adolf'un kendisi yapsın," dedi. 2 SS subayı hücrenin dışında 10 dakika beklediler. Ancak hiçbir silah sesi duyulmadı. Bunun üzerine hücreye girdiler. İçeride Röhm, anadan üryan bir şekilde onları ayakta bekliyordu. Subaylardan biri masadaki tabancayı aldı ve Röhm'ü göğsünden vurup öldürdü. Yapılan bu başarılı operasyondan sonra kendisine tehdit kimse kalmayan Hitler, ödül olarak ülkedeki tüm polis güçlerini birleştirdi ve başına Himmler'i getirdi. Bu durum Gestapo'nun büyümesini ve gelişmesini daha da arttırdı. Gestapo elemanları her yerdeydi. İnanılana göre Almanya'da her köşe başında bir Gestapo elemanı vardı. Hitler Almanya'sında Gestapo'nun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki polis soruşturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Can Polat. Kim Hitler ve rejim hakkında olumsuz bir şey söylese bu Gestapo'nun kulağına gidiyordu. Ve o kişiden bir daha haber alınamıyordu. Gestapo ajanları Yahudileri, komünistleri, çingeneleri, bunlara yardım edenleri, kısacası rejime tehdit olarak gördükleri herkesi tutuklayabiliyorlardı. Çıkarılan Gestapo yasasıyla yargı denetiminden bağımsızdılar. Almanya'ya yönelik yapılan casusluk, ihanet, sabotaj gibi suçları soruşturma konusunda sınırsız yetkiye sahiptiler. Koruyucu gözaltı adında bir yetkiyi kullanarak istediği kişiyi adli bir işlem olmadan tutuklayabiliyorlardı. Kimse Gestapo'yu bu faaliyetlerinden dolayı dava edemezdi. Kısacası bir korku imparatorluğunun olmazsa olmazıydı Gestapo. Ülkenin kendi kurumu dışında insanların örgütlenip faaliyet yapabilecekleri kurumlar, kuruluşlar ve toplulukların üyeleri devletin emriyle Gestapo ajanları tarafından tutuklandı ve susturuldu. Örneğin sendikalar feshedildi. Alman işçilerin hepsi Nazi hükümetinin altına birleştirildi ve daha sonra tüm sendikaların yöneticileri Gestapo tarafından tutuklandı. Nazileri, Yahudi düşmanlığı ve neopagan inanışlar konusunda eleştiren din adamlarının bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı tutuklanıp toplama kamplarına götürüldü. Hakeza yine öğrenci hareketleri de engellendi ve elebaşları tutuklanıp kamplara gönderildi. Gestapo sadece Almanya'da değil, Almanya'nın işgal ettiği her yerde faaliyetlerini sürdürüyordu. Avusturya'nın Almanya ile birleşmesi, gönüllü bir birleşme olarak gösterilse de aslında durum tam olarak böyle değildi. Gestapo Alman askerlerinden önce bölgeye gidip bu birleşmeye muhalif olan karşıt görüşleri susturdu ve kimse bu birleşmeye karşı çıkamadı. Alman işgali altındaki topraklarda Almanya'ya karşı yapılan saldırılar Gestapo tarafından öğrenilip bastırılmaya çalışılıyordu. Gestapo işgali korkuyla hüküm sürüyordu. Her öldürülen Alman'a karşı 20, 30, belki 40 kişi öldürülüyordu. Gestapo'nun başı Reinhard Heydrich, Çekoslovakya'da İngilizler tarafından eğitilmiş Çek suikast timi tarafından öldürülünce Gestapo faillerin başına 100 bin Çek kronu ödül koydu. 10 bin kişiyi suçsuz yere idam etti ve 3 bin Yahudi'yi toplama kamplarına sürdü. Her ne kadar Gestapo'nun eleman sayısı 45 binleri bulsa da teşkilatın en önemli elemanı halktı. Halkın birbirini ihbar etmesi sayesinde bu kadar çok istihbarata kolayca ulaşılabiliyordu. Bu istihbarat ağı sayesinde muhaliflerin ve karşıt görüşlülerin gittikleri barlara, otel odalarına mikrofon yerleştiriliyor ve haklarında bilgiye ulaşılıyordu. Öyle zannedilene göre her köşe başında da bir Gestapo elemanı yoktu. 4 milyonluk Aşağı Ren bölgesinin sorumluluğu Düsseldorf'ta bulunan sadece 281 Gestapo elemanının altındaydı. Bu kadar az sayıda kişiyle bu kadar büyük nüfuslu bir bölgede etkin olarak hareket etmek imkansızdı. Ama sizin için çalışan, sizden para almayan, sadece birilerini ispiyonlamaya can atan ve her an ispiyonlanmaktan korkan halktan daha iyi bir eleman bulunabilir miydi? İhbar etme öyle bir boyuta ulaşmıştı ki çocuklar Hitler sevgisinden dolayı anne babalarını Gestapo'ya ihbar ediyorlardı. Halkı muhbir olarak kullanma yöntemleri de dahil olmak üzere birçok kullandıkları yöntemler günümüzdeki istihbarat teşkilatları tarafından örnek alınıp kullanıldı. Savaşın sonuna doğru Sovyetlerin ilerleyişiyle birlikte Gestapo ajanları da işgal altındaki bölgelerden çekilmeye başladılar. Kimileri yurt dışına kaçtı. Yakalananların kimisi yargılanıp hapse atıldı, kimisi idam edildi. Ve örgüt böylece dağılmış oldu. Gestapo'nun başındaki Heinrich Himmler ise kaçmaya çalıştı. Eski meslektaşları tarafından reddedilmesi ve müttefiklerin kellesini istemesi onu köşeye sıkıştırmıştı. Saklanmak için Danimarka'ya kaçtı. Gestapo şefi olduğunu gizledi ve adını Çavuş Heinrich Hitzinger olarak değiştirdi. Bıyığını tıraş etti ve sol gözüne bant taktı. Bavyera'ya dönebilmek için sahte evraklar düzenletti.
Ancak 21 Mayıs günü Sovyet esirler tarafından kurulmuş olan bir kontrol noktasına gözaltına alındı. Evraklarının sahte olduğu anlaşıldı. Daha sonra bir İngiliz sorgulama kampına getirildi. Burada sorgu sırasında kim olduğunu itiraf etti. Daha sonra elbisesinde zehir varsa kendi canına kıymasın diye üstünü aradılar ve onu muayene etmeye başladılar. Doktor Himmler'den ağzını açmasını istedi. Ancak Himmler ağzını açmak istemedi. Doktor onu zorlayınca takma dişinin altına gizlediği siyanür kapsülünü ısırdı ve yere düştü. Kusturuldu, midesi yıkandı ama yine de kurtulamadı. Son sözleri "Ben Heinrich Himmler" oldu. Böylece tarihte bin zulmün ve bir zalimin daha sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.